Hepinize iyi günler diliyorum. Dilerim ki anlattıklarımı tam anlamıyla size anlatabilirim. Çünkü bu sunum yaklaşık 3 saattir. 45 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Herhangi bir yerde bunun benzerini bulma şansınız olmayabilir. Dikkatle dinleyin. Büyük bir zevk alabilirsiniz eğer kaçırmazsanız, konsantrasyonunuz bozulmazsa. Şimdi bundan yaklaşık 10 milyar yıl önce 400 milyar güneşin olduğu 100 milyon ışık yılının çapına bir Samanyolu galaksisi meydana geliyor. Onun tam orta kısmında güneş dediğimiz bir şimdi. 7 milyar yıl önce bir orta boy bir güneş meydana geliyor. Orta boy olması son derece önemli. Daha büyük olsaydı, daha küçük olsaydı canlı olmayacaktı. Ve bu şeyin güneşin ortasında yaklaşık dünyanın büyüklüğünde 15 milyon derece olan ama zifiri karanlık olan yani görünebilir ışığın daha oluşmadığı bir yerde atomik tepkimeler meydana geliyor. Buradan oluşan ışık yaklaşık 10 milyon yıl boyunca seyahat ederek dışarıya geliyor. Yani şu anda gördüğümüz güneş ışığını yaklaşık 10 milyon yıl önce meydana gelen bir fosil ışındır. Ancak 10 milyon yıl boyunca çıkabiliyor. Çünkü çıkarken buradaki gamma ışınlardan görünür ışına dönmesi lazım. Ama bir miktar elektron, nötron, proton da meydana geliyor. Ve bunlara biz güneş rüzgarı diyoruz. Çok uzun bunun anlatımı var ama sadece güneş rüzgarı olarak şimdilik geçelim. Soru olursa devam ederiz. Bundan 4,5, 4,9 hatta biraz daha önce Dünya'dan daha küçük olan bir gezegen, T gezegeni Dünya'ya çarpıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve Ay fırlıyor aradan. Ve Ay Dünya'nın etrafında işte konumlanıyor. Şimdi bu konumlanması son derece önemli. Siz hekim olarak bilmeniz gerekiyor. Şu gezegende hayat olabilir mi, olamaz mı lafı. Ay olmayan hiçbir gezegende canlı meydana gelemez. Çünkü polimerlerin herhangi bir şekilde sağlıklı kalması mümkün değil. Çünkü Ay Dünya'nın üzerindeki taş kabuğu tuttuğu için 12 saatte bir gelgit nedeniyle denizlerin doğu yakasındaki meydana gelen dalgalar kıtalara çarpmak suretiyle saatte 3 metre üstteki tabakayı alttaki tabakadan daha geç döndürür ve bir elektromotor kuvveti meydana geliyor. Bu elektromotor kuvveti manyetik alanları meydana getiriyor. Manyetik alanları son derece önemli. Bu başlı başına bir sunumdur. Üçüncü göz adı altında benim bir 2-3 saatlik bir sunum var. Eğer bu olmasa kesinlikle herhangi bir şekilde serbest yaşayabileceğimiz bir gezegen olması mümkün değil. Bu nedenle Mars'ta bizim elbisesiz veya özel kolumuz olmadan yaşamamız mümkün değil. Herhangi bir gezegende mümkün değil. Muhakkak ay olması lazım. Şimdi şu gördüğümüz dalgalar her 12 saatte bir paralel meydana gelen gelgit dalgaları, Betcezir dediğimiz eski tabirle bunlar her 12 saatte bir gelip kıtanın doğu yakasına vurmak suretiyle geciktirir. Geciktirince de elektromotor kuvveti meydana gelir. İşte bu da elektrik alanı meydana getirir. Elektrik alanı da manyetik alanları meydana getirir. Ve şurada gördüğünüz gibi buna paralel ve bu geciktirme, vurma nedeniyle dünya gittikçe yavaşlar. Hatta son 30-40 yıl içerisinde 2 defa saatler geri alındı. Dijital saatler. Çünkü dünya yavaşıyor. Yani bunlar yaklaşık 600 milyon yıl önce dünyada bir yıl 600 gündü. Bir yılda yaklaşık bir günde yaklaşık 13-14 saatti. İnsan şeyin memelilerin ortaya çıktığı dönemde dünyadaki bir yıl 380 gündü ve bir yılda pardon dünyadaki bir yıl 380 gündü bir saat de bir günde 13 saattir. Bu nedenle insanın biyolojik saati 13-23 saate göre kurulmuştur. Hatta şurada göstereyim benim biyolojik saat diye bir kitabım var. Bu 4. baskıyı yapıyor. Ve hekimlerin muhakkak okumasında yarar var doktor olacakların. Biyolojik saatinizi eğer düzgün kurarsanız
muhtemelen bir 10 yıl daha uzun ve sağlıklı yaşayabilirsiniz. Nasıl kullanacağına ilişkin anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu mercan dediğimiz dünyada en uzun yaşayan canlı 3-4 milyon yıl yaşıyor. Yani şöyle yaşıyor. Her sene katman üstüne koyuyor. Biz bu katmanları incelemek suretiyle hangi milyon yılda ne kadar saat dünya dönüyordur, efendim yıllar kaçtı, bunların kalınlığına, inceliğine göre biz saptayabiliyoruz. Ve saptadık şeylerin bir tanesi, daha sonra geleceğim. Bundan yaklaşık 40-50 milyon yıl önce dünyadaki efendim bir saat, bir gün 23 saatti. Bir yılda 360 gündü ve bizim biyoloji saatimiz öyle kuruldu. Şimdi bu ay vurunca ve ay ortaya çıkınca dünyanın üzerindeki taş küreyi yani litosferi tutunca ve manyetik alan meydana gelince Van Allen kuşakları, Van Allen kuşakları diye bir manyetik alan kuşağı meydana geldi. Yakın zamana kadar bilmiyorduk. Uzay çalışmaları oluncaya kadar bilmiyorduk bunu doğru dürüst. Fakat daha sonra bunların önemi ortaya çıktı. İşte en çok para ayrılan elbiselerden biri de bu kuşaktan geçerken tahribatları önlemek için güneşten öldürücü ışınlar geliyor. Biz dışarıda yaşayamıyoruz. Ancak bu şeyler, manyetik kuşaklar gelen ışınları bir çeşit süzgeç gibi savuruyor. Nereye? Dışarıya doğru savuruyor. İki kuşak manyetik gelmiş. Fan-Allen kuşakları bir, Fan-Allen kuşakları iki diye. Bu da uzun bir sunumdur ayrıca. Ve gördüğümüz gibi bu güneşten meydana gelen yüksek enerjili partiküller Aurora Borealis, Aurora Australis dediğimiz kuzey ve güney ışınları şeklinde dünyaya yağarak dünyayı esasında bir çeşit ışın bombardımanından korumaktadır ve mutasyon oranını da büyük ölçüde düşürmektedir. Şimdi bundan yaklaşık 4.3 milyar yıl öncesine gittiğimizde dikkat edemeyin. Dünyanın üzerinde oksijen yok. Hele ki oksijen yok. Oksijen olsaydı hayat olmayacak. Çünkü oksijen gelecekti. Oksijen yok. Ve dünyanın atmosferi biraz dünya soğuktu, atmosfer meydana gelince denizlerin üstündeki tabakta güneş ışınlarından birebir temas haline geçti. Yüksek enerjili mor ötesi ışınlar okyanusların üst kısmına vurunca fotodisosiyasyon dediğimiz bir olay meydana geldi. Yani suyu hidrojen ve oksijen ayırdı. Hidrojen hafif olduğu için uzaya kaçtı. Oksijen etraftaki malzemenin bir kısmını oksitledi. Bir kısmı da yukarı çıktı. Güneş ışınlarından karşılaşınca o üç tabakasını meydana getirdi. Yani ozon tabakasını. Ozon tabakası bütün canlıların mimarisini oluşturan en önemli yapılardan biridir. Çünkü buradan yalnız kırmızı, mor ve kırmızı var, mavi ve mor ışın geçti. Büyük ölçüde geçmiştir. Bu nedenle bundan böyle oluşan canlılar yalnız kırmızı, mavi ve yeşil görebilirler. Başka ışınları göremez. Bu nedenle kahverengi renk körü yoktu mesela. Bilmem sarı renk körü yoktu. Ne vardır? Kırmızı, mor ve yeşil renk körleri vardır. Niye? Çünkü yalnız bu üç reseptörü algılayan bir sinir sistemi veyahut da algılama sistemi gelişmiştir. Yani canlıların hepsi şuradaki gören ışınlara göre bir organı geliştirmiştir. Buna da bu ozon tabakasının dışarısında biz ne görebiliriz, ne algılayabiliriz. Ayrıca bir mor ötesi ışını da D vitamini sentezlemede kullanmıştır. Ayrıca kızıl ötesi ışınların bir kısmında sıcaklığın gelişini sağlamıştır. Ve bu arada meydana gelen, geçen mor ötesi ışınlar yapılan bütün deneylerde urasil, adenin, timin, sitozin ve guanini sentezliyor. Bu mor ötesi ışınlar. L ve alfa aminositleri sentezleyebiliyor. Mono şekerler yani D hormonu ve en çok da ATP'yi sentezliyor. Niye efendim 80'e yakın amino asit çeşidi sentezlenebilmesine karşın neden bizde sadece belli amino asitlerin olması da buradan gelen ışınlar niteliğinden ilgili. Efendim bütün canlılarda alfa amino asitler vardır. Niye betası yoktur? Çünkü betayı sentezleyemiyor buradan geçen ışınlar. Neden mono şekerler vardır? Çünkü L hormonu sentezleyemiyor, D hormonu yok. En çok da ATP sentezlediği için
ATP'yi biz enerji kaynağı olarak almışızdır. GTP'yi de kullanabilirdi. Ama GTP çok fazla olmadığı için onu kullanamadım. 260 nanometrede ışınların hemen hemen hiç geçilmez. Bu nedenle 1950 yıllarına kadar mikrobiyoloji laboratuvarları, işte efendim formaldehitler, bilmem buna benzer kimyasal maddelerle steril ediliyordu. Fakat şimdi mikrobiyoloji laboratuvarlarında 260 nanometrelik ultraviyole ışınlar kullanılıyor. Neden? Çünkü o 2000 yüksek dalgalarının başı hariç 260 nanometre ışınmalı canlılar hiç karşılaşmadıkları için ona ait bir direnç geliştiremediler. Biz ne zaman ki sentetik olarak 260 nanometre ışın veren morötesi ışınları bulunca bizim DNA'mızı yıkmaya başladık. Yükseklere çıktığımızda da DNA'mızın yıkılmasının, efendim dünya bir miktar geldiği zaman da mutasyonumuzdan gelmesinin nedeninden biri de budur. Şimdi bu yapım içerisinde şeylerin morötesi ışınların bir çeşit sentezleme şeyi vardı, gücü vardı. Guanin, uracil, sitozin yerine küçük bir RNA parçası meydana geldiğini düşünen küçük parça. Bunlar 20-30, 10-20 parçadan bir şey. Bunların derdi Ali Demirsoy yapacağım yok bilmem ne diye bir şey yok. Böyle bir parça ne geliyor? Ve bir gün uracilin yerine kimin geçince çift zincir meydana geliyor. DNA. RNA enzim görevini üstlenmeye başlıyor. Ve korunuyor. Çift zincirli olduğu için de daha sağlıklı bir yapı olmasıyla değil de DNA da korunuyor. Ve yaklaşık 1 milyar yıl sonra bir mikroserverin içerisine giriyor. Şöyle bir bakteri atası diyelim. O da şu şekilde, yani bir lipidi suyun içerisine koyduğu zaman lipozom meydana gelir. Yani bunların fiziksel etkileşmesinden dolayı şöyle bir tabaka diyelim, lipozom. Siz bu DNA'nın parçası, bunu içerisine girdiğiniz zaman ilk bakterinin meydana geldiğini söyleyebilirsiniz. Ve şöyle diyelim, ilk bakteriyum diyelim, o meydana geliyor. Ve dünyada daha önce birikmiş olan malzemeyi bunlar kullanıyorlar. Hazıra daha dayanmadığı için bu dünyanın altına birikmiş olan konservatlar bitiyor ve dünyadaki ilk yok oluş ve ilk korku ortaya çıkıyor. Açlık korkusu. Çünkü aç kalıyor canlıların bir kısmı. Ortaya çıkıyor, aç kalıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim. İlk çıkan duyu koku duyusu. O nedenle bizim beynimiz esasında koku duyusundan, koku loblarından evrimleşerek gelmiştir. Daha sonra anlatacağım bunu. Şimdi büyük bir kırım meydana geliyor ve dünyada belki de canlılar %99,99 ortadan kalkıyor. Bu arada uzayda da bulunan yanardağlarda klorofilin A dediğimiz bir dörtlü yapılı bir porfirin geliyor. Biraz önceki o şeyin hücrenin üzerine oturuyor. Bunun üzerine oturunca klorofil A'nın içerisindeki magnezyum güneşten gelen ışını alarak suyu parçalıyor. Suyu parçalıyor, hidrojeni çeviriyor içeriye, şeker yapımında kullanmasını sağlıyor. Oksijen dışarıya çıkıyor. O güne kadar dünyadaki oksijen miktarı binde bir. Evet. Fakat oksijeni vermeye başlayınca ilk defa dünyada ikinci bir yok oluş başlıyor. Zehirlenme başlıyor. Oksijen bütün ortamı zehirliyor. Ve en büyük kırımlardan biri de öyle ortaya çıkıyor. Ama bu arada bu bakterilerden bir veyahut da iki tane bilmiyoruz onu. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve mitokondri geliştiriyor. Mitokondri geliştiriyor. Bunun içerisine giren ikinci bir bakteri mitokondriye dönüşüyor zaman içerisinde. Ve de o güne kadar bir molekül glikozdan iki ATP elde edilirken bir glikoz molekülüne 36-38 ATP elde edilmeye başlıyor. Ve canlılar önemli bir enerji kaynağına ulaşıyorlar. İnanılmaz bir çeşitleme meydana geliyor. Canlılar birdenbire ilk aşamadaki patlarcasına evrimleşme bu aşamada başlıyor. Çünkü enerji, yüksek miktarda enerji meydana geliyor ve oksijene dayanamayan canlıların bir kısmı ortadan kalkıyor. Topu yok oluş.
Yalnız burada hekimleri ilgilendiren bir şey söyleyeyim. Bu mitokondri meydana gelirken dünyadaki oksijen miktarı %16. Bu nedenle bakteriler ancak %16'lık bir ortamda sağlıklı gelişebilirler. Ne zaman ki %26, %22'lik ortama geçince doğrudan duyulan mitokondriler her nefes alışımızda yukarı. Onun için bazen hekimler diyorlar ki yağmurdan sonra çıkın derin derin bir nefes alın, ozon tabakası alın. Sakın bunları yapmayasınız. Fazla oksijen mitokondrileri yıkar. Bu nedenle A vitamini ve E vitamini alırız ki mitokondrinin yanına yanaşan oksijen radikalini tutup mitokondrinin yıkılmasını önlesin diye. Bu da başlı başına bir sunum. Onu hemen söyleyeyim. Geçiyoruz. Ve bu arada klorofil molekülü hücrenin üzerine girince dikkat edin. Klorofilin bir özelliği var. Magnezyum ortasında bulunan porfirin. Mavi ve yeşil ışığını tutar, metabolizma için kullanır ama yeşil ışığı tutamaz. Yeşil ışığı tutamayınca dışarıya verir. Ve bitkilerin yeşil görünmesi nedeni yeşil rengi bitkilerin kullanamamasıdır. O nedenle dünya yeşil denir. Ve gördüğümüz gibi bir hücreli canlılar meydana gelir. Bundan 1,5 milyar yıl önce kromozomlar halka şeklindedir. Fakat bunların ucuna telomer. Biraz önce hoca bahsetmişti. Nobel alan kişi telomer. Ben de yıllarca önce yazdım telomerden Nobel alınacaktı diye. Ve ömür uzunluğu da buradan saptamamız mümkün dediğimde bana olmayan lafları bahsi söyledi. Dinsiz hoca, Allahsız hoca diye ömür biçiyor diye. Sonra anlaşılır telomer uzunluğu ömür uzunluğuna bir göstergedir diye. Telomer meydana gelince kromozomlar oluştu. Kromozomlar oluşunca Mayoz bölünme görüldüğü oldu. Mayoz bölünmenin en önemli özelliği hali erkek yok. Ananın tıpatıp yavruları aynı sorulur. Yani biyolojik çeşitlenme meydana gelmiyor. Bundan 1,5 milyar yıl önce bu telomer ortaya çıkınca sindirim sistemine yakın olan bir dokudan ilk defa bir somatik mayoz meydana geliyor ve bu somatik mayozdaki hücreler eşey organlarına dönüşüyor. Yani ilk defa erkek ortaya çıkıyor ve ortaya çıkınca şu da gördüğünüz gibi telomerler, onlar telomer uzunluklarını veriyor şeylerden. Şurada gördüğümüz gibi bir toz bölünmeyle siz 1 milyon defa çoğalsanız dahi aynen size benzer yavrular oluşturursunuz. Niye? Çünkü kromozomları eşit olarak dağıtılıyor. Ama 1,5 milyar yıl önce mayoz ortaya çıkınca ne oluyor biliyor musunuz? Rekombinasyon oluyor. Yani bir anadan babadan insan için söylüyorum 72 trilyon çocuk olursa ancak genetik olarak birbirine bağlı benziyor. Tıpatıp benziyor. Mayoz ve krosojen hariç. Şimdi bir erkekten 8.388.508.000 çeşit sperm meydana geliyor. Bir dişinde bu kadar yumurta meydana geliyor. Bunların kombinasyonundan 72 trilyon çocuk ortaya çıkıyor. İşte buna kambriyen patlaması diyoruz ve dünya birdenbire 100 tane canlı şubesine çeşitleniyor. Bugün 38'i yaşıyor. Diğerler ortadan kalkıyor ve dünya inanılmaz bir biyolojik çeşitlenme uğruyor. Bu arada hücre organizasyonu oluşuyor. Gördüğümüz gibi ortaya çıkıyor. Hala bir hücreli. Devam ediyoruz. Ve dikkat ediyoruz. Hani lisede size okutulmuştu. Morvox. Yani ilk defa bir araya gelmiş tek bir hücreli canlılar bir balon oluşturuyor. Yalnız ilk defa bundan önceki bütün evrelerde bu canlılar birbirinden ayırsak dahi, ikili, dörtlü canlılar ayırsak dahi her birinden yeni bir birey meydana geliyordu. Ama ilk defa bu canlıda orta kısmında 4 tane böyle bir yuvarlak meydana geliyor. Buna germinatif doku, yani eşey dokular diyoruz. Yani bizim testisimiz ve yumurtalığımız yapılacak dokular başlangıçta ayrılıyor. Bunlara somatik hücre diyoruz. Vücudu oluşturuyor. Bunlar da germinatif hücreyi oluşturuyor. Bu nedenle biz diyoruz canlılık ölümsüzdür. Niye? Çünkü sperm ve yumurtalarla biz genetik kombinasyonları geleceğe aktarıyoruz. Aslında ölümsüz. Bizim ölenimiz somatik doku. Şimdi dikkat edin. İlk defa Plakdoa diye bir hayvan canlı meydana geldi. 1985'te bulundu. Uzun bir öyküsü var ama sadece böyle diyorum.
epitelle şey var, endoderm ve epitel var. Mezoderm oluşmamış. Niye oluşmadığını biraz sonra anlatacağım. Bakın, bu da bir plakoderm yine. Şimdi dikkat edin. belki bilemeyebilirsiniz. İnsan vücudundaki ve canlılar, hayvanlar vücudundaki en karmaşık doku kolajen dokusudur. En büyük dokudur bu kolajen. Fakat kolajen dokusunu sentezlemek mümkün değil. Niye? Çünkü oksijeni azdır. Neden? %16'lık oksijende kolajen dokusunu sentezleyecek enerji kaynağı yok. Ne zaman ki enerji %20'ye çıkınca biz daha bol enerji elde etmeye, ATP elde etmeye başlayınca ilk defa kolajen dokuyu sentezlemeye başladık. Peki kolajen doku ne? O güne kadar hücreler birbirine bağlanamıyordu. Birer hücre olarak o tarafta dolaşıyorlardı ve ilk defa hücreleri birbirine bağlayan bir yapı ortaya çıktı. Kolajen doku. Gördüğümüz gibi. Ve bu arada karaya çıkış başladı. Hemen söyleyeyim. Sularda genelde yüzen başlangıçtaki hayvanlar genellikle ışınsal simetri gösterir. Deniz analarında olduğu gibi. Yani o tarafa da giderler, bu tarafa da giderler, şu tarafa da giderler, bu tarafa da giderler. Fakat ne zaman ki denizin altında yere çökmeye başladılar, ne zaman ki karaya çıkmaya başladılarsa üçlü yapı mümkün değil. Bu nedenle bilateral simetri ortaya çıktı. Buna Hux genleri diyoruz biz. Yani bundan böyle olacak bütün canlılar bilateral simetriktir. Karaya çıkan bütün canlılar bilateral simetriktir. Bunların ışınsal simetri göstermezler. Yalnız denizin içerisinde yüzenler optik veyahut da damla şeklinde simetri gösterirler. Şimdi dikkat edin. Karaya çıkıp da bilateral simetri olunca ilk defa canlılarda bir önle bir arka kavramı ortaya çıktı. Posterior ve anterior kutuplaşma diyoruz buna. Çok önemli. Posterior ve anterior. Bunun ilk canlısı planarya dediğimiz hani liselerde okuduğunuz zaman ki ben diyorum ki bir daha dünyaya gelsem planarya çalışacağım ama benden önce çalışan bir insanı karşılaştım. Biraz sonra ismini vereceğim. Şimdi dikkat edineyim ben. Bunun üzerine bir deney yapılıyor. Dikkat edineyim. Bundan önce saydıkların hiçbir canlıya bir şey öğretmek mümkün değil. Hiç öğretemiyorsunuz. Yani elektrik veriyorsunuz, öğrenemiyor. Işık veriyorsunuz, öğrenemiyor. Bunlar da hafıza yok. Bakterileri, efendim süngerleri, efendim deniz analarını vesaireni sizin bir şey öğretmek mümkün değil. Yani koşullandırmanız mümkün değil. Ungarn dediğim bir adam. İlk defa şu planaryayı koşullandırıyor. Nasıl koşullandırıyor biliyor musunuz? Örneğin kırmızı ışık veriyor, yiyecek veriyor. Mavi ışık veriyor, elektrik veriyor. 1, 2, 3, 5 bu hayvan kırmızı ışığı görünce oraya doğru gidiyor, besiniyor. Mavi ışığı görünce kaçıyor. Çok güzel. Yani hayvan koşullandırılıyor. Ama hayvan anterior ve posterior olduğu için ön ağızda tadı, kokuyu alması lazım. Göz de önde. Bu nedenle duyu organları öne doğru kaymış vaziyette. İşte bu duyu organlarının arasında son derece 5-10 sinirden oluşan yutağın üstünde bir sinir yumağı meydana geliyor. Buna biz yutak ganglion diyoruz. Biliyor musunuz? Beyin de orada başlıyor. Niye? Duyu organlarının arasında bir bağlantı oluşturan, değerlendirme yeri oluşturan, yani karar verici bir son derece basit. İnsan beynini araştıracağınıza siz planarya beynini daha basit olarak araştırırsanız bizim burada karmaşık gördüğümüz çok şeyin orada basit olarak olduğunu görebiliriz. Tabi hafıza için. Şimdi dikkat edin. Bunun üzerine bir deneme yapıyor. Jiletle, steril bir jiletle bu hayvanı 200-300 parçaya ayırıyor. Bu parçalarının her birinden suya atıyor. Hiç beslenmesizin. Bunlar bir çeşit şekil değiştiriyorlar. Morfolojik değişik meydana geliyor. Her birinden 200 tane şey meydana geliyor. Yavru. İşin en ilginçine biliyor musun? Bu yavrular da ilk başlangıçta koşullandırmadaki renkleri tanıyorlar. Yani kırmızı olunca gidiyorlar yemek yemeye, mavi olunca kaçıyorlar. Ha, anlıyoruz diyoruz ki bu hafızayı buraya nakletmiş. Fakat bir zaman sonra bu hafızalarını yitiriyorlar. Ama bakıyorlar ki bir yerdeki
meydana gelen yavru hafızasını hiç yitirmiyor. Ömrü boyu kırmızıyı da ve maviyi de tanıyor. İşte şu iki gözün arasındaki yutak bölgesini, şu bölgeyi taşıyan yavru hiçbir zaman şeyi unutmuyor, öğrendiğini. Onun üzerine başka bir gözlem daha yapılıyor. Bakılıyor ki ondan önce meydana gelen mesela süngerlerde, mesela deniz analarında hepsinde sinir hücresi apolar. Yani şey yok. Sinir bir tarafta vırırt, öbür tarafa gitmiyor. Siz herhangi bir yerden belki bakalım şu da var mıdır? Nasıl geri dönemeyebilirim? Neyse gelirse anlatırım. Sinir hücresinden birden uyardığınız zaman dört bir tarafa doğru şey iletim o meydana geliyor. Bu nedenle siz bir süngerin bir yerine yahut da bir hidranın bir yerine değdiniz mi bütün vücut birden bir de kasılıyor. Niye? Çünkü her tarafa sinir iletiliyor. Ama burada öyle değil. Burada bakılıyor ki bir zincir var. Bu zincirden sinir sadece bir yönde iletiliyor. Öbür taraftan gerisin geliyor. Fakat daha önemli bir şey daha var. Burası niye hafızayı hep muhafaza etmişler, yok olmamış? Bir de bakılıyor ki şurada 200 parçaya ayrılan kısımda, 200 kısım parçada sinirlerin içerisindeki sentrozom korunuyor. Süngerlerde de korunuyor. Diğer efendim ilkel olan nörofibrillerden oluşmuş bir çeşit sinir ağı görevi yapan canlılarda da sentrozom korunuyor. Yani sinir hücresi bölünüyor. O nedenle bunlara rejenerasyon sonsuz. Kesen bildiğiniz kadar kesin. Herkes parçadan bir tane yeni canlı meydana gelebiliyor. Deniz alanında 5 tane, öbürlerinde efendim kaç tane. Yalnız burada eğer vücuttan bir parça almamışsa, şu kafanın sadece sinir kısmını içeren bir yerde yeni bir yavru meydana gelmiyor. Ancak şuradan bir parça alırsa yavru meydana gelmiyor. Ama bu parça alınan yavru hafızayı ilelebette koruyor. Niye? Bir inceliyorlar ki şuradaki yutak üstü ganglionlardaki sinirler embriyonik gelişmesini tamamlayınca sentrozomlarını dışarı atıyorlar. Ve sentrozomları dışarı attıkları için hayatları boyunca hiçbir zaman daha bölünemiyorlar. Bölünemedikleri için herhangi bir şeyi öğrenme, herhangi bir şeyi fikse ettiklerinde onu ilelebet koruyorlar. Vücut hücreleri bunları korusa dahi biz hafızanın bir çeşit kimyasal bağlanma veya elektriksel bağlanma şeklinde olduğunu düşündüğümüz için bunlar bölünme sırasında sulanıyor. Bu nedenle yavaş yavaş hafızalarını yitiriyorlar. Ve anlaşılıyor ki bu öğrenmenin bedeli, yani beyin oluşumun bedeli sinir hücresinin ölümüyle ödenmiştir. Yani bizim bugün şu anda belleğimizin oluşması bir ölüm faturasıyla ödenmiştir. Ve bizim sonsuz şeyi meydana getirememiz nedir? Rejenerasyon meydana getirememiz, vücudu yenileyemememizin nedeni esasında şu öğrendiklerimizi tutabilme, yani sinir hücresindeki sentrozomu dışarı atıp bölünme yeteneği getirmesine mümkündür. Bu son derece önemli. İnsan vücudunun ömrü eşittir sinir hücresinin ömrü. Devam ediyoruz. Bu konuda geçen 3-4 gün önce Yeditepe Üniversitesi'nde bir sunum vardı. Dinledim tezimi efendim. Benim de bir konuşmam vardı orada. Kutay Deniz Atabey diye bir delikanlı Massachusetts Üniversitesi'nde galiba veyahut da kurumunda. Bu planaryaların kök hücreleri üzerine çok güzel bir çalışma yapmış. Ben şeyini verdim, linkini. Girdiğiniz zaman oradan bu şeyi bilgileri alabilirsiniz. Yani kutlarım kendisine. Çok güzel bir çalışma. Buradaki daha ayrıntılı ama o kök hücre açısından şey etmiş. Şimdi bu gördüğümüz amfioksus ilk defa denizin içerisinde şeyi bilateral simetriyi meydana getiren canlı. Dikkatle dinleyin. Denizlerin içerisinde en ilkel balıkta bir bakıyoruz ki şu etabı nedeni bu öndeki duyu organlarından gelen sinirler
birbirlerinin üzerine ayaklar üstüne atarmış gibi atıyorlar. Ama birbirlerine karışmıyorlar. Dikkatle dinleyin. İlk kiyazma, yani ilk basite sol taraftan gelen sağ tarafa, sol taraftan gelen efendim sağ tarafa gidiyor. Sonra birkaç teleoz, yani kemikli balıkta. Bir de bakıyoruz ki bunların içerisinde birkaç tane de, yani gelen, sola gidenlerin birkaç tane de sağa gitmiş, birkaç tane de sola gitmiş. Ondan sonra lasarta dediğimiz bir kertenkele bakıyoruz ki bu şeylerin, tellerin biraz daha fazlası sola sağa ayrılmış. Agama biraz daha gelişmiş bir kertenkele baktığımızda bu şeylerin sinir liflerinin beyine ulaştığı zaman bir miktar daha sağa, bir miktar daha sola gittiğini, eğimleşmiş memelilere geldiğimizde vücuttan gelen sinirlerinin yarısının sol tarafına, yarısının sağ tarafına geçtiğini görüyoruz. Bunun en önemli nedeni stereoskopik görebilme, stereoskopik düşünebilme, stereoskopik koku alabilme. Yani derinliğine görebilmeyi sağlama açısından oluşmuştur. Çünkü canlıya son derece önemli bir yeti kazandırıyor. Ağaçtan ağaca zıplarken siz eğer derinliği siz koruyamazsanız aşağı düşersiniz. Bu nedenle şeyin şöyle kiyazmanın, yani kiyazma diyoruz ona, kiyazmanın oluşması canlılar aleminde son derece önemli ve bunu da biz evrimsel olarak nasıl oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın kiyazmanın nasıl olduğunu, buradaki ayrıntıya girmeyeceğim. Bunlar önemli. İki taraflı olduğu zaman derinliğine görebilirsiniz. Bu çok önemli. Görme organları ön tarafa kaymış olan canlılar derinliğine görebilir. Mesela bir kuğu güçlü derinliğine görebilir. Ama bir inek derinliğine görmez. Çünkü gözü iki yandadır. Devam ediyoruz. Şimdi dikkatle dinliyoruz. Yavaş yavaş. Bunların arasında tabii daha uzun anlatmam gereken bir şey var ama yetiştirmem lazım. İlk karıncık bakın. Paleo eski demiş. Paleo ilk şey beyin taslağı ortaya çıkıyor ilkel durum. Sonra amfibilerde bak arkipaleum ilkel şey burada. Bunlar hep eski kısımlar diyelim. Sonra ilkel sürüngenlerde böyle yavaş yavaş ve daha sonra gelişmiş sürüngende neopaleum meydana geldi. Neopaleum yani bugünkü bizim beyin korteksini hafızamızı oluşturacak kısmı oluşturan böyle siyah bir benek halinde çıkıyor. Arkipaleum onun altında karıncıklar işte şu gördüğümüz kısımlar hep eski kısımlar. Her zaman korunan solunumda işte efendim ozmozda vesaire görev alan eski kısımlar. Bu yeni eklenen kısımlar daha çok hafıza ile ilgili, öğrenme ile ilgili. İlkel memelilere bakıyoruz ki neopaleum oldukça büyük bir kısmı şey diyor, örtüyor. Sonra gelişmiş memelilere bakıyoruz ki efendim şey korteks yani neopaleum en son korteks yani hafızanın belleğin oluşturulduğu yer en büyük kısmı alıyor. Yüzeyi de büyütebilmesi için girinti çıkıntı yapıyor. Neden öyle olduğunu eğer zaman olursa daha sonra biraz anlatayım. Şimdi şeyde ilk baktığımızda bir beynin, küçük beyin önemli canlıda. Çünkü bütün fonksiyonlar bilmem efendim işlevler oradan oluyor. Bulbus olfaktörüyüz beynin uzantısı. O nedenle bizim burnumuzdaki şeyler siribellumdan geçiyor. Ve esasında bizim burnumuzdaki sinir uçları beynin uzantısıdır. Diğerleri bağlantıyla olmuştur. Ama burundakiler doğrudan doğruya bağlanmıştır. Çünkü en önemli kısmıdır. Bulbus olfaktörüyüz beynin gelişmesini sağlayan ve bu uzantıyı sağlayan ve beynin korteks kısmını oluşturan kısım bunun esasında gelişmesine sağlamıştır. Şimdi burada şu da epifize dikkat ediyoruz. Epifiz yukarıya doğru bir çıkıntı halinde. Devam ediyoruz. Şimdi bakın sürüngenlerde epifize dikkat edin. Gördüğünüz gibi gösterdiğim kitabın aslı bunda yazılıdır. Epifiz de yukarı doğru bir çıkıntı meydana getiriyor. Sonra epifiz yavaş yavaş geriye çekildiğini görüyoruz kuşlarda. Memelilerde içeriye epifiz çekiliyor. Beynin altında, şeyin korteksin altına saklanıyor. Niye biliyor musunuz? Bir bakın var mı yok mu anlatayım ben. Niye? Şöyle anlatayım sana. İlk baktığımız brachystoma dediğimiz bir hayvanda bizim şu şekilde bir şeyin kafanın üstündeki sinir omurilikte şöyle siyah lekeler görüyoruz. Bunlar biliyor musunuz? İlk göz denekleri. Buradaki alınan ışınlara göre canlı kendini organize ediyor. Bazı enzimleri, hormonları çıkarıyor vesaire. Hormonları özellikle. Şimdi bu oluşan göz ön ve arka pineal organ bakın bir canlıda yukarıya ilk canlılarda yukarıya doğru
güneş ışınını takip ediyor. Niye? Canlı güneş ışını takip etmezsen yıllık ritmini düzenleyemez. Yani üreme zamanını, efendim şu göç zamanını vesaire üreyemez. Bu nedenle şu organa dikkat edin. Bu şeylerde dinozorlarda ve sürüngenlerde büyük yola sırtı hepsi de var şu etabına edilen. Sonra göktaşına bunlar yok oluyorlar. Heckel dediğin bir adam kendisi Alman çok önemli bir iskelet morfoloğudur. İnanılmaz bir adam. Bu incelerken diyor ki bu dünyada üçüncü gözü olan bir hayvan olması lazım. Ve adam hiç bunu göremiyor. Kendisi öldükten sonra şeyde Tasmanya'da bir sürüngen buluyor. Üçüncü gözü var. Şu tutvara bakın. Sonra genetik olarak defekt olan bazı canlılarda üçüncü gözün ortaya çıktığı anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki üçüncü göz geni bizde var. Yani hepimiz üçüncü göz olarak var ama daha sonra şekil değiştirmiş. Şu anda dur bir gelemediğime göre devam edeceğim. Sürüngenlerin bir kısmında bu gözün olduğu anlaşılınca yapısı inceleniyor ve bakılıyor ki efendim şey sonra epifiz oluşturan göz üçüncü göz. Şimdi vücudun içerisine bu epifiz dönünce dışarıdaki gökyüzünü takip ediyordu. Niye? Güneş yukarıdan çıkıp da belli bir saat sonra batıncaya kadar ölçüyor. Ona göre eşcinsel organların hareket geçiriyor. Ona göre evine, yuvasına dönüyor. Ona göre göçe başlıyor. Şimdi onu yaparken her gün güneşin ışığının kısalıp uzamasına göre hormonlarını aktif hale geçiriyor. Mesela bir dağ keçisi gittikçe güneş ışınları kısalmaya başlıyor. En nihayeti Eylül ayında olunca boynuzlar bitiyor, böğürmeler başlıyor, efendim kokular çıkıyor, eşcinsel testisler skrotuma iniyor ve eşcinsel ürüne başlıyor. Hayvan yani düşünüp de ben en iyisi şimdi çiftleşeyim de yavrum ihbarda da olsun, ota kavuşsun diye düşünmesi mümkün değil. Bu ancak biyolojik saatle mümkün. O nedenle de güneş ışığının kısalmasını ve uzanmasını göz önüne alarak böyle bir testisin invagina kanalı genişletiyor ve testisi aşağı indiriyor ve üremeyi başlatıyor. Öbür hayvan da ihbarda ürüyor. Bitkilerde de öyle. Böylece dünyada bir biyoloji saat kurulmuş oluyor. Bunlardan ilk defa artık dış kısımda gökyüzünü gözleyen değil, iç kısımdaki değişiklikleri meydana getiren bir hayvan çıkıyor. Siz Nordmura'ya giderseniz doğal tarih müzesinde terapçit diye bir hayvanın canlı kendisinin olduğunu göreceksiniz. Bu hayvan ilk defa post taşıyan bir hayvan. Ve anlaşılıyor ki ilk defa kahverengi yağ doku yıkılmak suretiyle ısı meydana geliyor. O güne kadar güneş ısısına bağlı kalan canlılık güneş doğduğu zaman harekete geçiyor. Güneş gittiği zaman heykel gibi duruyorlar. Hepsi böyle. Aynen şalteri çektiğiniz zaman hareket ediyorlar. Şalteri ittiğiniz zaman duruyorlar. Ama bunlardan bir canlı kahverengi yağ dokuyu yıkarak enerjisini elde etmeye başlıyor. Bu terapçit ilk defa sıcakkanlı ortaya çıkıyor. İlk defa canlı dışarıdaki koşullardan bağımsız olarak vücut hareketlerini düzenlemeye başlıyor. Abstrakt düşünün. Yani süt diye ilk defa bu evrede ortaya çıkıyor. Çünkü öbür türlü soğuk başlayıp da hayvanlar ufkalarına geçince onları yaşayıp yaşamadıkları ve anlayıp anlamadıkları, düşünmedikleri mümkün değil. Niye? Bir çeşit ölü, yarı ölü vaziyete geçiyorlar. Ama bunlar da öyle değil. Bunlar da vücut sıcaklığı sabit tutulmaya başlayınca ilk defa abstrakt düşünce, soğuk düşünce ortaya çıkıyor ve terapistler ortaya çıkıyor. Memelilerin yolu açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi ilkin sürüngenlerden memelilere nasıl bu oluyor? İşte iguanada, gönlümüz sürüngenlerde bak üçüncü göz burada. Bu üçüncü göz tamamen astronomik ritmi kontrol etme suretiyle vücudunu ve günlük yıllık ritmini hatta günlük ritmini oluşturabiliyor. Hatta belki de insanlarda ay başı görme işte efendim menstruasyon vesaire yine de bu epifiz tarafından oluşması aynen ritmik hareketlerin kontrolünden. Biz bu pineal gözü incelediğimizde aynen gözümüzdeki retinaları, efendim kornealarını, bilmem nelerini ama körelmiş olarak görüyoruz. Yani şeyin içerisine görmüş olsa da kavatasının pineal göz aynen devam ediyor. Muhtemelen bıngıldak, çocuklardaki bıngıldak üçüncü gözün açıldığı yerdir. Açıldığı yerdir ama zaman içerisinde
artık ihtiyaç kalmadığı için kapanmıştır. Şimdi bir yer daha var. Ona sadece kısaca değineceğim. Amigdala. Bu ilkin beyin kısımlarının biridir. Görevi size ara gaz vermek, korkulardan şey yapmak. Mesela herkes ölecek ama ben ölmem diye bir duygu. Herkes trafik kazası yapar ama ben yapmam. Herkes yanlış düşünüyor ama ben düşünmem. Herkes şöyle olur ama olmam. En yakışıklı benim, en farklı benim. Amigdala'nın en önemli görevi kendisine sürekli ara gaz verme suretiyle ayakta tutmak, moral vermek. Onu söylüyorum. Herkes ölmüştür ama bu amigdala diyor ki ya, sen kazanacaksın kardeşim. Son dakikaya kadar gazıkla para kazan. Sanki öbür tarafa götürecekmiş gibi. Ama eğer iyi eğitilmişse korteks bunu kontrol eder. Korteks der ki aklını başına al, bir insan, her insan biyolojik ritme tabidir. Sakın ola ki böyle de işler yapma. Sen de ölmüşsün. Ama onu her zaman başaramadı korteks. Ancak çok iyi eğitilmiş insanlara da başarmış mümkündür. Çoğunluk korteks amigdala üzerindeki kontrolünü getirdiği için her türlü melaneti yapabiliriz. Bu kendimizi koruma şeyidir. Uzun uzun amigdalayı anlatmak lazım ama sadece kısa bir bilgi yoktur. Şimdi iyi dinleyin. İlk defa canlı şu kısımda ortaya çıktı. Yani ilk defa insan şu kısımda ortaya çıktığını biliyoruz. Mitokondri araştırmalar bunu gösteriyor. Yani bizim hava anamıza diyelim giden yol ancak şurada düğümleniyor. Afrika 5000 kilometre boyunca kırılmış. Rif Vadisi gibi. En büyük kırıktır. O güne kadar yemyeşil olan ve primatların seresetler gayet güzel yaşadığı Afrika kırılınca şu kısım 1500 kilometre yukarıya kalkıyor. Yukarıya kalkınca sağ taraftaki Atlas Okyanusu'ndan gelen rüzgarlar önleniyor. Önlenince de orman ortadan kalkıyor, savanlı oluşuyor. Savanlı oluşunca da ağaçlardan otların arasına girmeye zorunda kalan maymunlar ilk olarak başlarını biraz kaldırıyorlar. Daha sonra biraz yürüyüp kaldırıyorlar. Daha sonra yavaş yavaş başlarını kaldırarak yürümeye başlıyorlar. Sonuçta çünkü yırtıcılardan korunması lazım, kontrol edilmesi lazım. Kaldıramayanlar yok oluyor. Kaldıranlar seçiliyor ve 7.2 milyar yıl önce ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkınca biz ön üyelerimizi alet olarak kullanmaya başlıyoruz. Şu şekilde kafamızın o zaman 450 santimetre küpte beynimiz başlıyor. Şu 1300'e kadar gidiyor öyle diyelim. Ama bu arada bir şey oluyor. Şimdi alet kullanmaya beynimizde biraz sonra değineceğim. En büyük kısım şeye ayrılmış. Baş parmağımızda çünkü alet yapmaya başlayınca bizim iki organımız dilimiz ve baş parmağımız beynindeki en önemli yere sahip. Geniş yere sahip. Niye? Çünkü alet yapmaya başlayınca beynin büyümesi zor şey diyor teşvik ediliyor. 650 gram, 750 santimetre, 900 santimetre, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 demeye kalmıyor. Şu da simpit kemiği, çocuk çıkarken çatı kemiğinden çıkmak zorunda. Siz beyni çok büyük bir çocuk buradan geçemiyor. Tıkanıyor, ölüyor. Geçemiyor. Geçemeyince ne oluyor? Beyin gelişemiyor. O zaman bir taraftan beyin zorlanıyor gelişmek için ama biz kendimizden geçemiyor. Şöyle bir şey olabilirdi. Kalça genişleyebilirdi. Genişleyince de şu simpit kemiği de açıklığı da genişlerdi. Çocuk geçerdi. Ama o zaman kalça genişlediği zaman canlı yeterince hızlı koşamaz. Niye? Dikkat edin hayvanlara eğer ayakları yanlardan geniş bağlamışsa lapluk koşarlar. Çita koşarken medyanın da en önüne yani ortaya doğru ayaklarını atar. Niye? Çünkü medyanda ayağını basan hayvan en hızlı koşar. Bu nedenle siz kalça kemiğini genişlettiğiniz zaman yırtıcılar sizi parçalar. Daralttığınız zaman da çocuk geçer. O zaman şöyle bir yol bulunuyor. Çocuk erken dışarı çıksın. 18 yaşına kadar ananın kuyruğunda dolaşsın. O nedenle siz hala ananızın kuyruğunda dolaşıyorsunuz. Bu arada çocuğun beyni gelişir. Beyni gelişir. Ama bir sıkıntı var. Ana bu çocuğu alıp da efendim 7-8 sene arkasında dolaştığı zaman büyük bir tehlike de var. O güne kadar erkekler döller döllemez döllemez işini bırakacak kaçar giderdiler.
şeylerin, hanımların, efendim şimdi hanım yanında olduğu için bir şey söylemiyorum, ağzının kokusunu çekmezler. Ama bu sefer çocuğun korunması lazım. Çocuğun korunabilmesi için de yanında olması lazım. Hatta şöyle bir şey diyorum. İlk defa evlilik müessesesi kalça kemerinin oluşmasına girdi. Kalça kemeri eğer gelişmemiş olsaydı muhtemelen evlilik müessesesinde olmayacaktı. Çünkü çocuk daha gelişmiş olacaktı. Şeylerde, otçularda olduğu gibi düşer düşmez 10 dakika sonra yürüyor. Bizimkiler 18 yaşına geliyor, hala babadan para istiyor. Niye? Çünkü gelişmesi mümkün değil onun için. Beyni dışarıda gelişiyor. Dışarıda gelişiyor. Bu nedenle de sosyal organizasyonda çok önemli yere sahip. Devam ediyoruz. Bakın burada beyni ayrılan yer. Şimdi şu şeyimiz, ağzımız, dilimiz. Yani konuşma esasında insan beyninde ayrılan en önemli şeydir. Burada çiğneme oluyor. Burada işte ağız. Burada efendim yine ağız ama şeyde insanda en fazla ne diyelim dilimiz. Bakın şuraya beyne ayrılan yerlere bakın. Bu beyne ayrılan çenemiz işte tükürük çıkarma bilmem baş parmak falan. Peki baş parmağın yerini görüyor musun? Baş parmağı bak bak bak. Görüyor musun baş parmağın yerini? Bakın. Üçte biri baş parmağı ayrılmış. Niye? Çünkü bizim alet yapma, becerikli olma vesaire bu şeyle ilgili. Şöyle baş parmakla mı ilgili? O da beynin genişletilmesine ilgili. O nedenle son derece önemli. Yani beynin gelişmesi hassas tutuş diyoruz. Bilmem görüyor musunuz? Şu şekilde. Bakın bizim bütün parmaklarımızı karşı karşıya getiren tek hayvan biziz. Diğer hayvanlar getiremez. Mesela maymun şu şekilde kanca hareketini hareket yapar. Sallanabilir. Ama bunu yapamaz. Bu bizim alet yapma, beceri yapma, efendim becerikli olmamızı ve işte kültürel, sanatsal faaliyetlerimizin en önemli gelişmesidir. Biyolojik gelişmesidir diyelim. Devam ediyoruz. Şimdi dikkatle ben dinleyeyim. Herhalde zaman şey olacağı için az kaldı anladığım kadarıyla. Bizim şöyle şey olarak böyle bir beyin bağlantısı düşünelim bakın. Görüyor musunuz? Bu bağlantı çeşitlerinde bunlar sinaps diyoruz. Yani çocukların beynindeki sinapslar 7-8 yaşına kadar biraz farklı olabilir. Bazen de 13'e kadar deniyor ama herhalde 3 ile 7 yaş arasında ancak sinaps meydana gelebilir. Daha sonra miyelinleşme meydana geldiği için çocuk konuşamamasının nedeni miyelinleşme olmamasından. Çünkü neden? Üzerinde sinir dokunun miyelin dediğimiz izolasyon tabakası meydana gelmiyor. Ama bu arada sinaps meydana geliyor. Açık olduğu için yani sinirlerin birbirine kontak noktaları meydana geliyor. Ne kadar çok kontak noktası meydana gelirse o kadar karmaşık düşünme, o kadar becerikli olur. Yani bizim trak dediğimiz beyin trak ya da bilgi yolları ve sinapslar bizim beynimizin düşünme kapasitesini verir. Şimdi şöyle düşünelim bu şekilde. Dikkat edin diyor şimdi. Aynen işte buradan kimyasal maddelere geçiyor. Şurada. Bunlar bildiğiniz için anlatıyorum. Bu şekilde binlerce bir şeyden hücreden binlerce bağlantı meydana geliyor. O hücre binlercesine bağlanıyor. O ona binlercesine bağlanıyor. Siz bana bir soru sorduğunuz zaman ben buradan bin yere haber ısmarlıyorum. O bin yerden haber alıyorum. Sonra bunu değerlendirme merkezine götürüyorum. Size anlamlı cevap veriyorum. Siz ne kadar çok yere danışırsanız, ne kadar çok sorarsanız o kadar akıllı ve doğru cevap verirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi yaşımız ilerlediği zaman efendim kötü koşullarda yaşadığımızda, sigara içtiğimizde, uyuşturucu kullandığımızda, alkol kullandığımızda, iyi beslenmediğimizde, çok baharat yediğimizde vesaire vesaire depresyon içerisinde yaşadığımızda şu bağlantılar koptuğu için gittikçe hafızamızda zayıflamalar, sonunda da Alzheimer'a benzer hafıza kayıtları meydana gelebiliyor. O da bambaşka bir şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bağlayacağım. Bu Aziz Sancar çok önemli bir buluş yaptı. Siz belki farkında olmayabilirsiniz. İnsanın günlük yaşamı içerisinde bu biyolojik saatin son derece önemli olduğunu, belli yerlerde belli şeylerin daha etkin olduğunu, örneğin gece 2 ile 4 arasında verilen kemoterapi ilaçlarının en az yarısı, günüz verilenin yarısı kadar verildiği zaman aynı etkiyi gösterdiğini buluyor. Eğer dişinizi çektireceksiniz en az acıyı saat 10'da
çekildiğiniz zaman en az acıyı duyuyorsunuz. Ve esasında bizim bilim adamımızın bulduğu bana göre yeni bir devrim biyolojide. Çünkü biyolojik saatte neyin ne zaman en iyi olduğunu ve ona göre de siz mesela bir kız arkadaşınızla konuşmaya gidecekseniz kendinizi en böyle güçlü ve şarjlı hissedeceğiniz zaman da oraya yazılır. O saatte agenda vereceksiniz. Uykulu zamanda vermeyeceksiniz örneğin gibi. Şimdi Aslancan'ı bu nedenle saygıyla anıyorum. Gerçekten son derece değerli bir bilim adamı, onu da söyleyeyim. Şimdi bu son cümleyi bağlayayım. Bu karmaşanın korunması sinap yollarının açık tutulmasıyla ilgili. Şöyle diyelim, biraz önce bir teller göstermiştim ya. Siz 7 yaşına kadar bu gördüğümüz yolların hepsi bir geri dönebiliyor musunuz? Şöyle diyelim, bakın. Bakın, belli bir yaşa kadar, 7 yaşa kadar diyelim. Bu yolların hepsi işlekli. Sinapsların en önemli özelliği kullanıldığı zaman açık kalır, kullanılmadığı zaman da kapanır. Dikkat edin, bu sunum önemli. Bu son slide çok önemli. Bu son slide son derece önemli. Şimdi bir siz bina düşünün. Bu yüzlerce, binlerce koridordan oluşsun. Bütün koridorların çarpma kapıları oluşsun. Yalnız çarpma kapılar eğer zaman içerisinde açılıp kapanmayınca parçalanıyor, bir daha açılmıyor. Eğer siz çarpma kapılarının hepsinin girip çıkıp orayı zorlarsınız, burayı zorlarsanız, açıp kapatırsanız şu gördüğünüz yolların hepsi açık kalır ve size bir soru sorulduğu zaman siz girişte bütün bu koridorlara haber ısmarlayıp oradan gelen cevapları değerlendirip cevap verebilirsiniz. Yani son derece karmaşık düşünebilirsiniz. Son derece karmaşık düşüncelere doğru cevap verebilirsiniz. Ama eğer siz bu koridorların kapısını kapattıysanız, neyle? Sakın oraya gitmek günahtır. Sakın buraya gitme ayıptır. Sakın oraya gitme baban kızar. Sakın bu soruyu sorma, efendim Tanrı sana efendim günah yazar. Sakın şunu böyle yapma. İkincisi, anlamı olmayan şeyleri ezberleme. Anlamadan bir şeyi ezberleme, tekrarlama, sık sık tekrarlama, anlamı olmayan şeyler tekrarlama, biz buna doğma eğitim diyoruz. Doğma eğitimde bu şeyler, ıtıraklar kapanır. Çünkü şu yola girmekten korkar, bu yola girmekten korkar, şu yola girmekten korkar, yalnız müdürün odasına giden yola gider gelir. İçeriye bıraktığın zaman yalnız bu yolu takip eder. İşte o insanlarda biat kültürü oluşur. Zayıf olduğu yerde canavarlaşan saldırgan, zayıf olduğu ya da köpekleşen, kuyruk sallayan, hemen efendim, yaman efendim diyen insanlar üstünde. Bu insanlardan bilim adamı olmaz. Bu topluluklardan bilim adamı olmaz. Çünkü beynin şeyine sonra bu yollarını açık tutan topluluklar, o da bilmeceli sorular, efendim kuşkulu sorulara cevap vermeyle olur. Sokak hayvanlarını sizi eğittikten sonra, eğer tekrar pardon, sokak hayvanlarını sizi alıp da evinizde eğitmeye kalksanız da hiçbir suratı eğitemezsiniz. 17-8 yaşına kadar doğmayla ve efendim hiç anlamı olmayan terimlerle eğitilen çocuklar daha sonra siz bilim verseniz de mümkün değil şey demek. Bu nedenle bu coğrafyada bilim adamı kolay kolay yetişmiyor. Onun için. Yetişmeyecekler. Doğmanın verildiği topluluklarda bilim adamı yetişmez. Ancak felsefeci yetişir. Lafbazan yetişir. Bir şey. Kesinlikle doğa bilimci yetişmez. O da felsefeciden kastım da yani felsefe yapan değil. Mugallede yapan insanlara kastırıyor. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla bir adam eğer Einstein gibi yani çok zekiyse öyle deniyor. Onun kafasına sahip bir insanı biz keşfetsek dahi bu adam örneğin bir yerde diyelim ki ne yapıyor işte nokta nokta sanatını yapıyorsa, örneğin yol süpürüyorsa diyelim. Veyahut da ayakkabı tamir ediyorsa, biz onu alıp da belli bir yaştan sonra bütün dünyadaki fizikçilere eğitsek dahi bir daha geriye dönemiyor. Çünkü sinapslar ve bilim yolları kapanmış oluyor. Kapanınca da mümkün değil geriye dönmesi. O nedenle Türk eğitimini ve dünyadaki eğitimini ve çocuklarınızı
size söylüyorum özetle. Çocuklarınızı kesinlikle doğumuyla 18 yaşa kadar eğitmeyeceksiniz. Bilmeceli sorular soracaksınız. Ne yaparsa yapsın, neyi sorarsa sorsun, muhakkak bir şey cevap vermeye çalışın. Ben bilirim, Allah bilir, yoklar bilir, yok bilmem öyle konuşmayın, günah olur demeyeceksiniz. Bir şeyi yanlış anlatsanız dahi yanlışı düzeltmek kolaydır. Ama sinap yolu kapatılan, sen buna karışma deyip de sinapları kapatan adamı adam etmek mümkün değildir. Ben hepinize aydınlık günler diliyorum ve teşekkür ediyorum.